Sanal dünyada toprak kaybı gibi yani bana sorarsanız. O kadar çünkü Doğru. başka bir yere gidiyor. Aa, nasıl olacak peki yani bizim önümüzdeki 10 yıl, 20 yıl içerisinde böyle giderse o dünyada nasıl söz hakkımız olacak? Hatta dünyada nasıl sözümüz olacak yani? 20 yıl daha bu iktidar giderse Somali'ye benzeriz. Bu kadar açık söyleyeyim size. <laughs> Bakın şimdi siz tok diyorsunuz bir paralar harcıyorsunuz devletin. Bir şeyler yapıyorsunuz. Bir yerlere paralar gidiyor değil mi? Siz o paraları niye solar panel üretimine harcamıyorsunuz? Çünkü dünyadaki enerjinin gittiği yol belli mi bari? Belli. Güneş enerjisi, solar panels, güneş panelleri, yüksek kapasiteli piller, Tesla diyorsunuz, bat Bataryayla çalışıyor. Tamam. Bunun gibi, bunun gibi yazılım, AI yüksek teknoloji bunların hepsine bunların hepsine kafa yormak mecburiyetindesiniz ve bunlar sizden de benden de mantığıyla kurulacak işler değil. Bunları bakın Amerika'da nasıl kuruluyor ise bizim genç parti olarak ortaya koyduğumuz plan da aynı şekilde. Angel Investors. Angel Investors. Angel Investors ne yapıyor bu ben size söyleyeyim. Angel Investors Google'ı yaratıyor. Angel Investors Facebook'u, Instagram'ı yaratıyor. Angel Investors Apple'ı bat bat batmaktan kurtarıp hayata geçiriyor. Bunun gibi daha çok birçok örneği Uber'i yaratıyor. Bunun gibi çok örneğini sayabilirim. Angel Investors bu tip projelere finansman veriyor, finansman veriyor ve karşılığında hisse alıyor. Ve otomatikman bu yatırımdan dolayı bu şirketler son derece detaylı olarak bağımsız mali denetim kuruluşları tarafından denetleniyor ve proje ayağa kalktıktan bir zaman içinde bir zaman sonrasında da borsaya açılıyor, halka açılıyor, başarılı olanlar başarılı oluyor, başarılı olmayanlar da var tabii ki. Evet, başarılı evet. olmayanlar da olmuyor ama sonuç olarak. Devletin kaynaklarından yatırılan bu paralar bunların halka açılması sonucunda devletin satışa sunduğu hisseler vasıtasıyla tekrar devlete ve millete geri dönüyor. Amerika'daki sistem bu. Şimdi bunun hayata geçirilmesi için bu işleri bilen ahlaklı bakın altını çiziyorum kırmızı kalemle ahlaklı bilgili insanları bu işin başına koyarsanız siz solar panel'da AI'da e, bateride robotics'te hepsini yapar. Siz TOG yapacağınıza TOG'u ya TOG'un versiyonlarını üreten robotları yapan fabrikayı kurun ya. Ha? Siz silikon çip üreten fabrikaları kurun. Bugünün dünyası, bugünden sonra ben hayatım boyunca, siz hayatınız boyunca hayatımızın ayrılmayan bir parçası ne olacak biliyor musunuz? bana Silikon çipler. Hmm. Televizyonunuzda da var, cep telefonunuzda da var, arabanızda da var, buzdolabınızda da var, çamaşır makinanızda da var. Bunları üretin ya siz. Bunları üretin. O silikon çipleri ben size söyleyeyim. O silikon çipleri üreten iki tane önemli firma var biliyor musunuz? Biri ASML, Hollanda'da. O kadar ki Amerika, Amerika Birleşik Devletleri en son model çip üreten makinalarının Çin'e yasa satışını yasakladı. Çünkü o kadar yüksek teknoloji. O silikon çiplerin üretilmesinde Carl Zeiss Jena diye bir Alman şirketi var. O da aynaları yapıyor. Bunları konuşalım biz. Bunları konuşalım. Bunlara para yatıralım. Şöyle dediğinize hak veriyorum. Ee, bir izleyicim uzay bilim. Dedi ki hayaller Paris, gerçekler kuru soğan. Evet. Şimdi... Aa, doğru. Bakın. Doğru. Çok doğru. Şimdi onun için ben tarım diyorum. Siz, siz, siz tabii şahsen kastetmiyorum. Evet. Herkes kuru soğandan bahsediyor. Kimse kuru soğanın fiyatının nasıl ucuzlayacağını söylemiyor. Herkes soğan pahalandı diyor. Evet. 2007'de Cem Uzan'ı dinleseydiniz. Mazot 1 lira olmalı dediğimde. O gün dinleseydiniz. Bugün oy veriniz. Onun için söylüyorum tepkini göster genç partiye oy ver diye. Tamam. Hayaller evet. Gerçekte kuru soğan. Çok doğru. Biraz seçimin sembolü gibi oldu soğan. <laughs> Yapacak bir şey yok. Sürekli para arıyor borçlanmayı biliyorsunuz. Yani her ay belli bir rakamın üzerinde para bulması lazım. Dolar çıkışlarını, işte bankaların alımlarını yani az önce siz de söylediniz. Hadi gelin sizle bir yazı turu atalım. Nedir? Biraz gırgır gır yapalım değil mi? Hayatta gülmek de lazım. Akıllı gülmek lazım. Yıl sonu dolar tahmininiz. Ben sorayım size bu sefer. Siz ben sürü... yayıncı Hayır, olarak siz... yapmayayım. Hayır, siz bir sürü bir sürü ekonomistle röportaj yapıyorsunuz onların fikirlerini alıyorsunuz. Tamam. Yani 25'ten aşağı söyleyen yok. En iyi ihtimalle. 40 lira. Yıl sonu dolar. Bu şey mi demek? Kim gelirse gelsin, ne olursa olsun anlamında mı? Cumhurbaşkanlığı olarak evet. Şimdi tekrar söyleyeyim. Cumhurbaşkanlığı, Cumhurbaşkanlığı ve Parlamento iki ayrı olay. Hı hı. Parlamento'da biz istediğimiz sonucu elde edersek bazı şeyleri e, bir nebze kontrol ederiz diye ümit ediyorum. Bir nebze Hiç kontrol. Doların ederiz. 40 lira olduğu bir Türkiye nasıl bir Türkiye? Kaos, kaos, kaos. E, 2023'ün kolay geçeceğini kimse beklemesin Enflasyon %200-300 falan mı? E zaten şu anda 200. Yani kim TÜİK'in rakamlarına inanıyor? Kimse inanmıyor. Ben de inanmıyorum. Çünkü hepsi dandik. Bugün Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bütçesi yok Bahar Hanım. Ben sizinle bundan bir buçuk sene evvel program yani. yaptığımda... Yok ilk röportajdan beri söylüyorsunuz. Bütçe yok diye. Bütçe Evet. Yok. Diye. Yok. yok bugün kim nereye ne bastı ne kadar dağıttı hiç kimsenin hiçbir haberi yok Türkiye büyük bir çöküşün eşiğinde.